Merhaba modmen izleyenleri, bugün sizlerle komut bloğu ile köprü yapacağız. Ekranda da gördüğünüz gibi. Neyse, pek uzatmayalım ve yapıma geçelim. Şimdilik malzemelerimiz ekranda gördüğünüz gibi. İlk önce bir tane komut bloğu koyuyoruz. Ve direkt yapıştırıyorum. Yinele, her zaman etkin yapıyorum. Mavi alanın koordinatını alacağım. Gidip komut bloğuma yazıyorum direkt. Buraya bir tane daha komut bloğu koyuyoruz. İçini açıyoruz. Direkt yapıştırdım ben. Yinele yapıyorum ve bırakıyorum. Koordinata bakıyoruz. Koordinatta köprünün gideceği yöne doğru yürüyoruz ve hangi sayı azalıyor veya eksiliyorsa onu tespit ediyoruz. Bende en sağdaki sayı azalıyor. 310 azalıyordu. Bende azaldığı için ona geleceğim. En sağdaki sayıya gelip azaldığı için eksi 0.4 yazacağım. Artsaydı artı 0.4 yazacaktım. Mesela sizde en soldaki sayı yani x sayısı artıyor olabilir. Ona artı 0.4 yazabilirsiniz. Aynen bu şekilde. Ben siliyorum yani o artmadığı için. Buraya bir tane karşılaştırıcı koydum. İki tane aynı yöne bakan komut bloğu koyuyorum. Yönleri önemli. Ve buranın koordinatını aldım. Set blok. Koordinatımı yazıyorum. Redstone. Alt tere blok yazacağım. Şimdi ikinciye geliyorum. Direkt kopyala yapıştır yaptım ve buna da eğir yazacağım. Onay gecikmesini de şimdilik 20 yapalım. Bakalım nasıl olmuş. 20 yaptığım için ortada düştü. Hemen 40 yapıyorum. 40'ta bakalım nasıl olacak. 40'ta da çok az uzun geldi. Yere düştük. 30 yapalım. 30 idealdir. Direkt üstüne gidiyoruz. Dıştan da bu şekilde görünüyor. Hareket ederken ki tabanımızda bulunan blokları yapıyorum. Ve onun aynısını buraya uygulayacağım. Hemen koordinatını alacağım. İlk önce bir köşesinin koordinatını alıyorum. Sonra diğer köşesinin koordinatını alıyorum. Ve düzeltiyorum. Ve gelip buraya klon komutuyla yazacağım. Bakalım nasıl duruyor. Yazdığımda bu bloktan kopyaladı. O yüzden gidip oranın bu bloğun koordinatını alacağım hemen. Hemen aynı bloğun koordinatını alacağım burada. Yani buranın. Buraya bir tane karşılaştırıcı koyacağım. Ondan sonra bir tane komut bloğu koyduktan sonra baktığı yön önemli. Aldığım koordinatları sırasıyla yazacağım klon komutuyla. Koordinatları yazdıktan sonra bakalım nasıl olmuş, hemen test ediyoruz. Gördüğünüz gibi altıma blok geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi buraya 8 tane daha komut bloğu koyacağım. Şimdi gideceğim yöne doğru bakıp bir blok gerisinin koordinatını alacağım. Zincir. Her zaman etkin yapıyoruz. Klon yazıp koordinatımızı yazacağız. Şimdi son koordinatta bahsettiğim gibi bir sayı azaltmamız gerekmişti en sondaki sayıda. Siz artırabilirsiniz. Tamamen köprünüzün gittiği yönle alakalı bir şey. Köprünün gittiği yönde azaltmam gerekiyor. O yüzden azaltıyorum.
Şimdi onay gecikmesini ben 3 yapacağım. Siz farklı bir sayı yapabilirsiniz. Bunu deneyip görün. Hani altınıza tam blok oturmayabilir. Onun için değiştirin sayıları. Ne kadar az yaparsanız o kadar hızlı gider altımızdaki taban. Ona göre ayarlayın. Kopyala yapıştırla yaptım ve son sayımı bir tane azalttım. 308'di, 307 yaptım. Zincir her zaman 2 ve 3 yapıyorum. Hemen buna da 306 yapıyoruz. Zincir her zaman 2 tabii ikisi de. 3 bir de. Şimdilik böyle olmuş. Bir testini yaptık. Kaldığımız yerden devam edelim. 305 oldu. Zincir her zaman etkin ve 3. 304 oldu. Zincir her zaman etkin ve yine 3. 3 oldu. Zincir her zaman etkin ve yine 3. Oldu. Zincir her zaman etkin ve yine 3. 1 oldu. Zincir her zaman etkin ve yine 3. 1 test edelim bakalım nasıl olmuş. Kıralım şurayı. Gayet başarılı olmuş. Sonda kalan bloğu yok etmek için de şu yöntemi izleyin. Şuraya bir tane komut bloğu koyalım. Ondan sonra şu son kalan tabanın koordinatını alacağız. Diğer köşesinin de koordinatını alıyoruz. Şimdi gidip bunu komut bloğuna yazacağız. Fil komutuyla. Son bir testini yapalım bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi gayet başarılı. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.